Kardeşim işin doğrusu eğer biz bu pislik adamları, İngilizlerin devletinin alçaklarına böyle sille tokat girmeseydik ilimle irfanla bu köpeklerinin bağlantı kurdukları yerler ve güçleri tahmin tahil edilecek gibi değil, işi çoktan bitirmiş olacaklardı. Yani Türkiye'yi de böleceklerdi, Rumeli'yi de hakim edeceklerdi. Her türlü melaneti de yapacaklardı. Bizler milletimizin aslanları, milletimizin imanlı gençleri buna engel olduk hep birlikte. Sonra bu konunun kitabı yazılacak. Aklınız hayaliniz durur. Yani memleketteki hainleri bilseniz. Bir de sureti haktan görünen hainleri bir bilseniz. Ötleri koptu, ötleri. Rezil olacaklarını bildikleri için köpek gibi geri adım attırdım. Köpek gibi. Köpek gibi geri adım attılar. Rezil rüsvay etti. PKK'ya yalakalık yapıyorlardı. Sayın PKK falan da getirmişlerdi artık neredeyse. Acayip övüyorlardı, göklere çıkarıyorlardı. Rezil rüsvay oldular. Beş paralık ettim PKK'yı. Ve sizler de milletimiz de elhamdülillah. Evet. Ya kardeşim darbeden önce ben burada eğleniyordum. Çocuklar da şahit herkes. Ya dedim ben şu darbeyi bir durdurayım. Sonra devam ederiz. Doğru mu? Evet. Hepiniz şahitsiniz. Ya darbe marbe yok dedim. Kimse de ortada yoktu. Hiç kimse konuşmuyordu. Darbe marbe yok. Bu sahte darbe. TRT'deki açıklama da sahte dedim. Genelkurmay sitesindeki de sahte dedim. Asla astarı yok dedim. Oyun oynuyorlar dedim. Bütün karizma bilmem ne falan dümdüz oldu gitti. Yoksa bu sayı yeterli. Daha önce de Menderes döneminde az sayıda albayla yapılmıştı. Sırf albay. General de yoktu. Bir avuç albayla yapıldı. Sağın en güçlü olduğu dönemde. Ama o zaman işte Mehdi yoktu. İsa Mesih yoktu. Hızır da ses çıkarmadı. Çünkü Bediüzzaman'ın bu kadar ezilen bir ortamda o da ses çıkartmadı. Bediüzzaman Hızır'dan haber almıştı zaten. Bediüzzaman'ı Ankara'ya sokmayınca Bediüzzaman eliyle böyle yapmış. Bak demiş onlar bizi böyle durduruyor. Onlar da bu şekilde helak olup gidecek demiş. Eliyle işaret etmiş. Yıkılıp gidecekler demiş.